Evet, bu hafta sonu Cumhuriyet Halk Partisi'ni nasıl bir kurultay bekliyor? Hem parti genel başkanı hem parti meclisi üyeleri seçilecek. Kemal Kılıçdaroğlu barış içerisinde bir kurultay dedi. Ama açıklamaları da ekranlarınıza getirdik bir yandan. Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu'na soralım. Ne bekleyelim kurultaydan bu hafta sonu? Merhabalar Yıldız Yazıcıoğlu. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şu son değerlendirmelere bakıldığında biraz böyle kurultaya az bir zaman kaldığında tansiyonun yükseldiğini söylesek yanlış mı yapmış oluruz? Ne dersin? Hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu gemiyi devredeceği kişiye dair yaptığı tarif, hem Özgür Özel'in buna verdiği cevap, ne bekliyor bizi hafta sonu? Kaptan metaforunu aslında seçim sonrasındaki ilk grup konuşmasında kullanmıştı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Hatta bu kaptan metaforunu kullanması kurultay sürecinde doğrudan bırakabileceği, yerel seçimleri beklemeden de genel başkanlık görevini bırakabileceği yorumlarına neden olmuştu. Ama daha sonrasında Kılıçdaroğlu yerel seçimleri bekleyerek, yani en az Mart 2024 sürecini gördükten sonra liderliği bırakabileceği yönünde mesajlar vermeye devam etti. Bu bağlamda baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden parti tabanına ve aslında kurultay delegelerine yönelik olarak talep ettiğinin son bir kez daha beni seçin yönünde bir ima taşıdığını söylemek mümkün. Yani 4-5 Kasım'daki kurultay öncesinde ve ama özellikle 4 Kasım'daki genel başkanlık yarışı açısından Kemal Kılıçdaroğlu son yaptığı açıklamalarla son bir kez daha genel başkanlık için oy istediği yönünde mesajlar vermiş oluyor. Tabii bu delegeler üzerinde bir duygusal etki yaratır mı? Yani bir vedalaşma, genel başkana son bir kez vefa gösterip onu yeniden yerel seçimlere kadar liderlik koltuğunda tutma yönünde bir eğilim yaratır mı? Bunu 4 Kasım günü göreceğiz. Ama bu mesajları Ankara kulislerinde de son kez görev alma talebi olarak yorumlanıyor. Öte yandan Özgür Özel'in sert tepkisine yol açması da çok normal. Çünkü Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'yla hareket ederek bir anlamda Brutus-vari bir pozisyonda olduğu, dolayısıyla bu Brutus-vari pozisyonu itibariyle bu genel merkez kaynaklı yorumlar ve değerlendirmeler CHP liderliğini hak etmediği, bunun yerine yine CHP'nin içerisinden yetişmiş, yani burada hiç kimse Özgür Özel'in CHP'nin içerisinden yetiştiği noktaya yönelik bir itirazda bulunmuyor. Ancak CHP içerisinden yetişmiş bir başka ismin olabileceği söyleniyor. Yani burada özür diliyorum Yıldız, burada yani şöyle mi olması gerekirdi? Ancak o zaman mı bu Brutus'u suçlamasından kurtulabilirdi genel başkanlığa aday olacak kişi? Kendi kararı ve talebiyle bir adaylık açıklamak yerine genel başkanın işaret etmesini ve yol vermesini bekleyerek mi ancak aday olmalıydı? Burada beklenti ya da CHP'leri tatmin edecek şey bu mu olurdu? Bu mu kastediliyor? Burada öyle görünüyor ki aslında esas mesele zamanlamaya itiraz. Yani genel başkanın karar almasını beklemeden, genel başkanın tarif ettiği o ilk grup konuşmasında, yani Mayıs seçimlerinden sonra Haziran ayında meclis kürsüsündeki ilk konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarif ettiği o güvenli metaforu ile ilgili olarak gelişmeleri beklemeden biraz erkenci davranma suçlaması var tabii Özgür Özel'e yönelik. Ama asıl suçlamada kendi iradesiyle adaylığından öte onun bir Ekrem İmamoğlu'nun adayı olduğu yönündeki suçlama. Her ne kadar defalarca Özgür Özel bunu reddetti, defalarca karşı çıktı ki aslında baktığımızda, yani kronolojik olarak ilk açıklamalardan itibaren tarihsel sıralamaya, kronolojik olarak yani baktığımızda gelişmelere CHP ile ilgili, Özgür Özel'in ilk anda da gerekirse sorumluluk alırım mesajıyla bunun sinyalini verdiğini hatırlıyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'ndan da önce, yani Ekrem İmamoğlu'nun ilk değişim çıkışından da önce ilk açıklamayı yapan, ki mecliste yaptı, meclis kulisinde yaptı, parlamento muhabirlerine yaptı. Dolayısıyla çok emin olduğum,
çok altını çizerek söyleyebileceğim bir nokta. Aslında Özgür Özel aday olabileceği noktasında sorumluluk kutusuyla ilk çıkışı yapan isim de CHP'den. Yani Ekrem Bey'den de önce Mayıs seçimleri bittikten sonraki ilk pozisyonu alan isim de en azından bize öyle yansıdı. Ama CHP Genel Merkezi'nin bakışı Özgür Özel üzerindeki bu Ekrem İmamoğlu ilişkisini sürekli gündeme taşımak olarak yorumlayabiliriz. Tabii şimdi bunun etkisi nasıl olacak? Delegelere bu mesajlar 4 Kasım günü nasıl yansıyacak? Bunu hep birlikte izleyeceğiz. Çünkü İstanbul İl Başkanlığı yarışında genel merkezin kaybettiği tabloda hep şunu söylüyoruz 8 Ekim gününden beri. Artık genel başkan yarışı CHP'de bıçak sırtı konumda. Bıçak sırtı olduğu için de bence o bıçak keskinliği artık söylemleri yansıyor diyebiliriz Remziye Demirkol. Bugünkü tartışmalar o bıçağın keskinliğinin gitgide bizlere yansıması olarak yorumlanabilir. Evet, peki bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarif ettiği kişi kim o zaman? Yani neden biz o tarife uymuyoruz biçimindeki bu tartışmayı nasıl değerlendiriyorsun? Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarifinde esas meselenin az önce zamanlama olduğunu işaret etmiştim. Yani buradaki esas mesele ne yazık ki kamuoyuna her iki tarafta farklı bir manzara sunmaya çalışsa da iktidar medyasınca sıkça ağızlara pelesenk edildiği üzere belediye başkanlarını kim belirleyecek gibi bir yarış görüntüsü ortaya çıkmaya başladı. Bu kuşkusuz CHP seçmenleri açısından, yurttaşlar açısından çok rahatsız edici bir görüntü. Çünkü CHP belediye başkanlarını arzu edilir ki o illerde, o ilçelerdeki halkın tercihleri belirlesin, halkın sevgisi belirlesin. Her ne kadar Özgür Özel eğer kendisi seçilirse parti meclisine bu yönde asla müdahalede bulunmayacağını, o yüzden de mesela kendisine ısrarlı sordu Ankara, İstanbul sorularında bile bir reddetme tutkuna girdi. Bekleyelim yeni parti meclisi seçilsin, seçilecek bir organın yetkilerini gasp edemem dedi. Ama bu noktada her iki aday ve bu yarışın doğası gereği asıl meselenin Mart 2024'teki yerel seçimlerde belediye başkan listeleri, aday listelerini oluşturma olduğu yönünde bir gölge var. Cumhuriyet Halk Partisi ne yazık ki bu noktada iktidar medyasına çok iyi bir malzeme vermiş görünüyor. Bunu tabii olumsuz anlamda ifade ediyorum. Evet. Şimdi bu tartışmalar çerçevesinde baktığımızda 4-5 Kasım tarihlerinin son haftasına girmiş bulunuyoruz. Bıçak sırtının keskinliğini ifade ettim. O keskinlik daha da artabilir. Benim en büyük endişem genel başkanlık yarışının kontrollü geçmesi ihtimaline karşın parti meclisi yarışının olacağı pazar gününün, geçmişte de daha önce yaşamıştık ne yazık ki bu örnekleri, kavgalı sahneler olması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerleriyle örtüşmeyen kavga görüntülerinin, fiziki şiddetin ortaya çıkması ihtimali. Neden böyle bir endişe taşıyorsun Yıldız Yazıcıoğlu? Şimdi şu da çok dillendiriyor. Sen tabii burada daha bıçak sırtı değerlendirmesi yaptın. Aslında genel başkanlıkta Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha rahat olduğu ama parti meclisinin zorlayacağı yönünde de mesela değerlendirmeler var. Bu parti meclisindeki zorluk nerede? Senin endişenin temeli nedir? Ben tabii Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin iradesine son ana kadar, sandığa oylar atılana kadar bu kadar keskin yorumlar yapılamayacağını düşünüyorum. Öyle olsaydı Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da son kez bir ahde vefa gibi oy talebinde bulunmazdı. Demek ki böyle bir ihtiyaç var ki bu yöndeki mesajlar devam ediyor. Bunu hep birlikte göreceğiz. Ancak pazar günü parti meclisi açısından baktığımızda ise daha durum keskin. Neden? Çünkü daha önce de biz 800 küsür adaylı parti meclisi yarışı gördük. Dolayısıyla aday sayısı ne kadar artarsa o rekabet o kadar hızlı hale geliyor. Bir de üstüne üstlük liderlerin bu sert söylemleri ortaya çıkarsa kuşkusuz o yansıyacak, yani tavandan tabana bir yansıma etkisi olacak. Bunu hep birlikte göreceğiz. O yüzden endişeliyim. Şu nedenle de endişeliyim. İster Özgür Özel ister
Kılıçdaroğlu cumartesi günkü ipi göğüslesin. Ertesi gün diğer ekipler daha fazla, daha sertçe parti meclisindeki ağırlığını ortaya koymaya çalışacak. Neden? Çünkü parti meclisi aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha sonra olağanüstü kurultaya götürüp götürmeme konusundaki yetkili organ. Dolayısıyla yerel seçimlerle ilgili olası tartışmalarda, belediye başkan adaylarıyla ilgili olası tartışmalarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden bir olağanüstü kurultay talebiyle karşı karşıya gelip gelmeyeceği gibi hususlar açısından parti meclisinde hangi tarafın çoğunlukta olacağı çok belirleyici olacak diye özetleyebiliriz. Şimdi bu liderlik yarışı tabii sadece iktidar medyasına değil aynı zamanda iktidara da malzeme veriyor çok doğal bir biçimde. Son olarak bu Varank ve Başarır arasındaki tartışma da belki bunun bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Kurultaydan yansıyan konuşmalar da muhtemelen benzer bir malzemeye dönüşebilir mi? Ne dersin? Kuşkusuz dönüşebilir ama burada altını çizilmesi gereken nokta ısrarlı bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında ben bunu hep söylüyorum, yiğidi öldür hakkını ver misali Türkiye'nin halen en demokratik siyasi partisinin CHP olduğunun altını çizmek lazım. Dolayısıyla kimin yönetimci olacağını dahi kurultay günü öncesinde bilmeyen bir iktidar partisi mensuplarının muhalefet cephesindeki en demokratik yarış gösteren partiye yönelik eleştirileri ne kadar gerçekçi onu tabii Türkiye kamuoyu, halkımız takdir edecektir, seçmenler takdir edecektir. Ben çok ciddi bulmuyorum bunu. Burada bir demokratik yarış var, dünyanın her yerinde böyle. Örneğin geçtiğimiz gün bir Alman göç bakanı buradaydı, ticaret bakanı aynı zamanda göç ve ticaret gibi birden fazla kolu temsil eden. O söz konusu kabinedeki bakan aynı zamanda partisinin yani Yeşiller Hareketi'nin genel başkanlığına yarışıyordu. Dolayısıyla hiç kimse Almanya'da ya bu bakan olarak gidiyor bizi Türkiye'de temsil ediyor ama bir yandan da içimizde bize karşı rekabet edip Yeşiller Partisi'nde başkanlık talep ediyor diye herhalde çıkıp eleştirmiyor. Evet. Çünkü demokratik ülkelerde demokratik yarışlara saygılı bir üslup olduğunu istiyoruz, varsayıyoruz. Az önce şunu sormuştunuz Remziye Demirkol. Genel başkanın işaret ettiği isim kim diye sormuştunuz. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tabii ki aklındaki ismi bizim tahayyül etmemiz çok zor. Ancak hep bu konuda gündeme taşınan iki isim var. Birisi şu anki MYK üyesi Yunus Emre. Akademisyen kökenli CHP Genel Başkan Yardımcısı koltuğundaki oturan Yunus Emre. Diğer bir isim ise MYK seçim sonrasında görevden alınması ardından sessizce bir kenara çekilmiş. Ancak yeri geldiğinde verdiği röportajla Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana tavrını ve bayrağını ortaya çıkarmış olan Oğuz Kağan Salıcı. Oğuz Kağan Salıcı, yani kişisel görüşümü söylemiş olacağım izleyenlerden özür dileyerek, çok daha avantajlı konumda. Çünkü daha önce CHP örgütlerini yönetmiş bir isim olduğu için CHP örgütlerine kuşkusuz daha hakim bir isim. Yunus Emre ise akademisyenlikten gelip evet CHP içerisinde yetişmiş bir isim olsa da onun CHP örgütleriyle, en azından Türkiye geneli CHP örgütleriyle daha önce milletvekili olduğu İzmir ve İstanbul seçenekleri dışında daha sınırlı bir ilişkisi olduğunu yorumlamak mümkün. Evet. Ama tabii ibre hangisinden yana evrilecek? Ya da bizim öngörmediğimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun aklında üçüncü bir CHP'li isim mi var? Bunları bilemiyoruz. Ama şu an Ankara kulislerinde ibre açısından konuşulan iki isim var. Bu konuda işaret edilen iki isim var. Bize bu hafta sonu iki günlük kurultay sürecine ilişkin bir teknik bilgilendirme yaparsan Yıldız Yazıcıoğlu, arkasından aslında AKP'ye ilişkinde sorular yöneltmek isterim sana. Şimdi şöyle görünüyor, tabii ki seçim günleri belli, zaten 4 Kasım Cumartesi günü genel başkanlık seçimi için sandığa gidilecek. Daha sonra da 5 Kasım günü parti meclisi için sandığa gidilecek. Kim genel başkan seçilirse seçilsin, her iki taraf açısından da bir anahtar liste kavramını kullanıyor olacağız biz parti meclisi seçiminde. Anahtar liste şu, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ve her ikisi açısından da onların listesi olarak bir liste dolaşacak
kurultay salonunda ve biz bunu Özgür Özel'in veya Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesi olarak tanımlayacağız. Anahtar liste şu anlama geliyor. Delegelere tavsiye edilen bu isimleri lütfen benim parti meclisim, benimle çalışacak ekip olarak seçin denilen liste. Ancak geçmişte de olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi çarşaf liste üzerinden parti meclisi seçimini yaptığı için bu anahtar listeler her zaman deliniyor. Mesela geçmişte seçim döneminde CHP'nin genel sekreterliğini üstlenen Selin Sayek Böke daha öncesinde parti meclisine girdiğinde Kemal Bey'in listesini delerek girmişti. Yine bunun gibi şimdiki parti meclisinde de benzer örnekler söz konusu. Biz bunları liste delen olarak adlandırıyor olacağız. Tabii şimdi cumartesi günü hangi tarafın tırnak içerisinde CHP'nin iktidar koltuğunda oturuyor olduğu değişecek. Ona göre yorumlarımızı yapıyor olacağız. Bir de bu anahtar listenin dışında parti meclisi için yarışacak bireysel adaylar söz konusu oluyor. Onlar da listeyi delebiliyorlar. Yani her iki tarafın da listesinde olmayan, tavsiye edilen listesinde olmayan ama bireysel CHP örgütlerindeki çabasıyla listeyi delip kendisini parti meclisi kotasına kabul ettirebilen isimler olabiliyor. Ancak parti meclisi seçiminde bir unsur daha var, onu da hatırlatalım. Gençlik ve cinsiyet kotası dediğimiz iki kota var. Cinsiyet kotası geçmişte Mehmet Bekeroğlu örneğinde sadece kadınlar lehine değil erkekler lehine de kabul göstermişti. Yani bu cinsiyet kotası kadın kotası gibi de yorumlanıyor ama yanlış, çünkü parti tüzüğü orada bir eşitlik öngördüğü için Mehmet Bekeroğlu örneğinde bir bakmışsınız tam tersine bir erkek girebiliyor o kotayı kullanarak. Dolayısıyla parti meclisinin bir de gençlik ve cinsiyet kotaları üzerinden değerlendirmesi yapılacak. Sıralama ona göre değişebilecek 60 evet. kişilik parti meclisinde. Tüzük değişikliği konusundaki son gelişmeler netleşmemişti. Tüzük meselesinin ayrı bir kurultaya bırakılması ihtimali vardı. O kurultayın tarihini de henüz CHP Genel Merkezi tam olarak tekrar ilan etmediği için belirsiz ifade edebiliyoruz. Bu parti meclisinin sayısının arttırılması gerektiği konusunda aslında her iki tarafta da görüş birliği var gibi görünüyor. Ama bu kurultaya bu yansımayacak şimdiki bilgilerimiz itibariyle. Tüm bunları izliyor olacağız. Kontrollü bir kurultay olması arzu edildiği için de İYİ Parti'nin Haziran ayında uyguladığı kurultaydaki taktik olarak delegelere özel bir kart verilecek ve oylama alanına delegeler ayrıca girecek. Yani sandık başına delegeler dışındaki partililerin girmesine izin verilmeyecek bir yöntem arayışı da var ki seçim sükunetle tamamlanabilsin. Unutmamak gerekir ki partilerdeki kurultay seçim süreçleri de yine ilgili ilçe seçim kurulunun denetimine tabi ve gözetimi altında yapılıyor diye ifade edelim. Bunların tümü de bir partinin gelecekte kapatılmasına dahi neden olabilecek şekilde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da gözetleniyor, gözlemleniyor notunu da düşebiliriz. Teknik olarak evet. aktarabileceklerim bu şekilde. Peki. Evet, şimdi Yıldız Yazıcıoğlu ne dersin, gerçekten böyle bir rüzgar esiyor sanki İçişleri Bakanı üzerinden, Ali Yerlikaya rüzgarı, çok başarılı operasyonlar gerçekleştirdiği, adeta başka bir profil sergilediği ve böyle bakıldığında Mahfi Eğilmez'in bu tezi acaba gerçekten mümkün mü dedirtiyor. Sen ne düşünüyorsun? Kuşkusuz mümkün, çünkü Murat Kurum gibi isimler ön plana çıkmıştı bugüne kadar AK Parti cephesinde. Ancak Murat Kurum'un deprem sürecinde nasıl bir sınav verdiği, orada nasıl bir izlenim bıraktığı AK Parti içerisinde de tartışma konusu gibi görünüyor. Öte yandan yalnız şunu unutmamak lazım, Ali Yerlikaya'nın İBB başkanlığına adaylığı kulisinde şöyle bir durum da var. Yani orada acaba bu gerekçeyle başarılı olduğu İçişleri Bakanlığından güzellikle bir uzaklaştırılma durumu mu söz konusu olacak? Çünkü ben bu noktada ister istemez geçmişte Binali Yıldırım'ın yaşadığı süreci hatırlıyorum. Binali Yıldırım Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ydı İBB adaylığına gösterildiğinde ve aslında meclis başkanlığını bırakmak istememişti. Çok gönüllü bir şekilde İBB adaylığı söz konusu değildi.
Burada kuşkusuz Ali Yerlikaya'nın Ekrem İmamoğlu'nu tırnak içerisinde seçimde yenebileceği tezi ön plana çıkarılacak olsa da yine de Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanma ihtimali de hiç küçük olmadığına göre otomatikman Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığı'ndan tırnak içerisinde ifade ediyorum, saf dışı edilmesi gibi bir amaç mı var? Arka planda acaba böyle bir düşünce mi filizleniyor diye de düşünmeden edilmiyor diye sorgulamak gerektiğini notuyla ifade ediyorum. Dolayısıyla kuşkusuz Ali Yerlikaya'nın bu Cumhuriyet videosu çıkışı, kabine üyelerinden diğer hiç kimsenin böyle bir girişimi söz konusu değilken diğer kabine üyeleri sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını ve görüntülerini retweet etmekle yetinirken kabineden sadece Ali Yerlikaya'nın böyle bir özel videoyla halkı selamlaması Cumhuriyet'in 100. yılında işaret ettiğiniz yorumlara neden oldu. Keza zaten AK Parti kulislerinde de bu yönde bir intiba, bir söylenti söz konusu. Evet. Şimdi şu cümlen dikkat çekiciydi. İçişleri Bakanlığı'ndan uzaklaştırılmak istenmesi niyeti. Yani tam bu kelimeleri kullanmamış olabilirsin ama mealen bunu ifade ettiğini zannediyorum. Bir, neden böyle bir düşünce ve talep olsun? Eğer çok başarılı bir İçişleri Bakanlığı yürüttüğünü düşünüyor isek neden böyle bir hedef olsun? İki, sen peki Yerlikaya'nın bu ayrışan videolu paylaşımını neye bağladın? Şöyle ki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kuşkusuz siyasette farklı hedefler içerisinde de olabilir. Aynı zamanda da İçişleri Bakanı olmasından kaynaklı olarak 1 Ekim günkü saldırının hedefindeki isimdi. Dolayısıyla o 1 Ekim saldırısının ardından 29 Ekim günü geldiğinde kamuoyuna buradayım, halen görevimin başında ve güçlü bir şekilde bu görevi sahipleniyorum mesajını da verme ihtiyacı duymuş olabilir. Bu yönü de bir not etmekte yarar var herhalde 1 Ekim saldırısını hatırlatarak. Ancak kuşkusuz benim işaret ettiğim nokta Ali Yerlikaya'dan bir MHP rahatsızlığının devam etmesi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir özel defterine dahi Cumhur İttifakı'nı vurgulayarak bir yazı yazdığını da 29 Ekim sabahı göz ardı etmeden bu yorumu yapıyorum. Dolayısıyla yerel seçimlere bir Cumhur İttifakı güçlülüğüyle gitmek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçimler çerçevesinde nasıl bir kabineyi tekrar şekillendireceği, bir kabine revizyonunu hemen arkasından yapıp yapmayacağı kuşkusuz bir merak konusu. Acaba bu çerçevede de bir yumuşak geçiş olarak Ali Yerlikaya'yı taltif ederken aslında İçişleri Bakanlığı'ndan geri çekme bir hamlesi mi olacak? Bu bir merak konusu çünkü aynı süreç Binali Yıldırım açısından yaşanmıştı. O gerçekten meclis başkanlığını bırakmak istemediğini çok net kulislerde duyduk, işittik, yaşadık bu süreci, öyle ifade ediyorum. Bunu hep birlikte izliyor ve görüyor olacağız. Tabii ki güçlü bir aday olma potansiyelini de unutmadan ifade ediyorum bunu. Ali Yerlikaya'nın güçlü bir aday olma potansiyeli söz konusu İstanbul'da. Dolayısıyla hani AK Parti'nin İstanbul'u kazanma hedefinin bir parçası olarak da bir yandan yorumlamak mümkün. Tabii bizim gazeteci olarak görevimiz olabildiğince biz izleyenlere, okuyanlara durumu sorgulayan ve çok yönlü bir şekilde sunmaya çalışmak. O çerçevede ben diğer yönleri de sorgulayarak ifade etmeye çalışıyorum. Çok teşekkürler Yıldız Yazıcıoğlu bu değerlendirmeyi bizimle de paylaştığınız için. Çok teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum. Görüş